Rakıma değil lan adama feed ver. Feroda girince yanıyor beatler. Beni de bilince seviyor kitlem. Darlamam buradan, bunu söylemem. Basına tizini mi dene bilmem. Heceler şarkıyı bir daha söyleyeceğim. Ya! Kalıcı oldu, olacağı. Bir anda çıkarsan kalıcılığın biraz sorgulanıyor. Böyle hayalim var dediğim bir şey var mı? Hayalimi bir cümleyle özetleyecek olsam insanlara idol olabilmek derdim. Tabii bunu daha kapsamlı açmam gerekirse. Kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden özel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konu Melis Fıs. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya hep fıs diyesim geliyor biliyor musun? Evet. Öyle diyen var mı çok? Var tabii var. Fıs. Hatta fiş diyen var şeyle. Fiş. Ha doğru. Fıs. Fransa, İstanbul, Samsun. Fıs. Melis Fıs. Bizlerle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok enerjiksin. Enerjik. Ne zaman verim almaya başladın yaptığın paylaşımlardan? Şimdi ilk müzikli de başladığım için orası yani aslında adım adım yükseliyor. Bir patlama yaşamadım açıkçası. Böyle bir senede, iki senede mesela 200 bin takipçiye ulaşmıştım. Yavaş yavaş ilerlemiştim iki senede. YouTube ve Instagram için de şöyle oldu. Aslında hep minik minik büyüyor emekleyerek diyeyim ama asıl bir patlama noktası oldu benim hayatımda da. Hangisi? Sosyal medya olarak. O da Nisan ayında oldu. Biladerim için coverlamıştım ben Fero'dan. O şarkıyla patladım diyebilirim yani. Bir anda bir çıkış oluyor tabii ama o zamana kadar hep emekleyerek gitmiştim. Çünkü niye? Benim için patlama şudur. Hani YouTube'da da fenomen olmuş isimlerin seninle birlikte şarkı söylemesi. Onlar da benim için patlamadır. Mesela Reymen'le daha önceden tanışıyor musun? Sosyal medya öncesinde tanışmıyorduk. Değil mi? Sosyal medyada başarılı oldukça sen tanışma fırsatı tabii buldun. Nasıl tanıştınız? Nasıl oldu o şarkı söylemişsiniz beraber YouTube'da? Ya nasıl oldu? Biz başka bir iş için Instagram'da iletişime geçti benimle. Oradan bir iletişim sağladık. Daha sonra tanıştık işte. Ben onun şarkısının lansmanına gittim falan. Öyle bayağı zaten enerjimiz de tuttu. O mu iletişim? Geçti. O geçti evet. Ha, tamam. Zaten beni görüyordu. Ben daha önce bir şeyler yoygu atıyorum işte. Cover'ını yaptım zaten atıyorum. Beğeniyordu. İşte. Aynen. O sonra bana döndü falan. Biraz konuştuk. Sonra işte birkaç böyle işte lansman, parti gibi şeylerde bir araya geldik. Daha sonra bayağı enerjimiz de tuttu. Böyle arkadaş olduk gibi düşünün. Ondan sonra da böyle bir işte cover mı çeksek, birlikte bir şeyler mi yapsak oldu. Sonra gittik çektik. Böyle tatlı oldu yani. Çok güzel. Hani ben niye soruyorum? Çünkü YouTube'da başarılı olmuş veya bir yerlere gitmek için artık yavaş yavaş başarılı olacağı belli insanlara sorduğum soru. Nasıl oluyor? Yani nasıl başarılı oluyorsun? Hemen bir anda mı oluyor, yavaş yavaş mı? O yüzden anladım soruyorum. Ya bir anda hiçbir şey olmuyor kesinlikle. Neler çalıyorsun? Hangi enstrümanlar? Ben piyano çalıyorum, gitar çalıyorum. Bateri çalmaya başladım şimdi. Yeni bir heyecan. Ritimde de çok iyisin çünkü. Teşekkür ederim. Zaten ailem de, ikisi de, yani annem de babam da çok içli dışlıdır müzik. Annem piyano öğretmeni, babam da aynı şekilde çok şarkı söyler. Çok şanslıyız. Bizden hep müzikle büyüdüm aslında. Yani anne de burada. Diyecek ki niye böyle döndü şimdi? Burada annem. O yüzden doğduğumdan beri aslında müzikle iç içeydim. Daha sonra işte hem işte solfej teknik olarak yani müziği de öğrendim. Piyano çaldım, gitar çaldım, hala çalıyorum. Peki biz seni hep cover olarak biliyoruz. Şarkı yazıyorum dedin. Şimdi var mı, yayınladığın var mı, ben görmemiş olabilirim? Sana ait, sözü müziğe ait olan, dikkat çeken var mı? Var. Ya şöyle, ben yaklaşık 2 senedir kendi şarkılarımı yazıyorum. Ve aslında çok çekiniyordum paylaşmaya. Çünkü şu ana kadar hep cover yapıyorum ve öyle çıktım ve yani hiç insanlara da kendi şarkılarımı söylemedim. Çok heyecanlı bir işti benim için. Daha sonra bir tanesini paylaştım Instagram'da. Ve gerçekten bayağı ilgi gördüm. O yüzden çok heveslendim. Hatta ismi Pinokyo şarkını gösteririm bir ara. Yok, şimdi söylettireceğim zaten. Söyleteceksin. Tamam, söylerim. İşte onu yaptım. Bayağı ilgi gördü. Tabii arkasında bir sürü daha şarkı yaptım ve bir defter dolusu şarkım var. Ama şimdi daha official olarak bir iş çıkartmadım henüz. Tamam. O zaman o şarkını biraz alalım. Pinokyo. Evet, Pinokyo'yu alalım. Çünkü senden cover çok dinlediler zaten. Evet. Pinokyo'yu en azından biliyorlar değil mi? Evet, sosyal biliyorlar. Evet. Tamam, söyleyeyim. Kabul, belki ben hatalıydım ama sen de az değildin. Yalan söyledim diye kızdın ama kendi burnuna hiç bakmadın. Hey sen Pinokyo, gel yanıma, bir sorun var sana. Hey sen Pinokyo, doğruyu söyle, anlatmam kimseye. Vicdanın mı tahta, hani yapmayacaktın bir daha. Vicdanın da mı tahta, acı bana, acı bana. Vicdanın da mı tahta, hani kırmayacaktın
kesinlikle bir albüm çıkar bence. Yani artık daha gelmiş zamanı. Yavaş yavaş. Yani single, tekli çıkar bir tane. Evet. Var mı kafanda? Vardır. Var, belki. Aynen. Ya aslında şöyle bir durum var. Çok güzel bir zamanda yapıyoruz bu röportajı da. Ben kendi yazdığım bir şarkıyı official bir iş olarak çıkartma kararı aldık. Bir ekibimiz var. Yaklaşık işte bir yıldır birlikte çalışıyoruz, üretiyoruz. Ve kendi yazdığım bir şarkıyı çıkartacağım. Hatta önümüzdeki ay çıkartıyorum. Aralık ayında çıkartıyorum. Daha yeni klip çektik geçen hafta. Oo, klip de çekildi. Çekildi. Oo, bayağı iddialı geliyoruz yani bakalım. Ne zaman yayınlanacak tahmini? Henüz tarih vermedim ama Aralık ayında. Aralık ayında. Hı-hı. Tamam, o zaman çok güzel bir sürprizle Müzikoner izleyicileri duymuş oldu. Melis Fiz Aralık ayında güzel bir teklisiyle geliyor diyebiliriz. Peki. Aynı mutlulukla devam ediyoruz sayın seyirciler. Hiç sinirlendiğin zamanlar olur mu? Çok. Az önceki gibi olmaz. Ya gerçekten yani tabii ki de olmuyor. Din insanız, her duyguyu yaşıyoruz. Ama genel olarak pozitif, mutlu bir insanım. Peki sesin kime benziyor aileden? Var mı sesi güzel olan? anne babadan birine benzetecek olursam babama benzetirdim. Nasıl diyeyim? Yani sesi güzel olan, şarkıyı söyleyen... Babam söyler. Evet. Annem de söyler aslında ama... Buradan da babanın sesinin daha güzel olduğu anlaşılıyor şimdi. anne... Aynen öyle, biraz öyledir. Ama bizim genlerimizde de hep müzisyenler varmış eskiden. Büyük dedemle konuştum daha geçen hafta. Aha. Böyle büyük büyük dedelerimiz işte Türk musikisi sanatçılarıdır, işte enstrümanist bir sürü varmış yani. Biraz geçmişten geliyor. Böyle hayalim var dediğim bir şey var mı? Hayalimi... Bir cümleyle özetleyecek olsam, insanlara idol olabilmek derdim. Tabii bunu daha kapsamlı açmam gerekirse, tabii ilk yine hedefim şarkı, müzikle ilgili. Ben başarılı bir şarkıcı olmak istiyorum. Hedefim bu aslında, böyle belli bir şarkıya ulaşayım veya belli bir kitleye ulaşayım değil tam olarak ama insanları iyi anlamda etkileyebilmek istiyorum. Yani insanlara bir ışık olayım ya da gençler mesela belki benim sayemde şarkı söylemeye başlasın, piyano çalmaya başlasın, gitar çalmaya başlasın, şarkı yazsın. Bunları istiyorum. Tabii bir yandan da böyle kendi şarkılarım çıksın, onlara eşlik etsinler. Bunu istiyorum yani, hayalim. Son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Seni izleyenler, sevenler, bayağı takipçilerim var. Öncelikle benim izleyen kitlem varsa burada, hepsine çok teşekkür ederim beni destekledikleri için. Çünkü gerçekten birlikte büyüyoruz bir aile gibi. O yüzden çok teşekkür ederim bütün destekleriniz için. İzleyip böyle hayali olan insanlar varsa size diyeceğim şey, kesinlikle vazgeçmemeniz, peşinden koşmanız ve sabretmeniz. Çünkü ne kadar sabırsız da olsa konu hayallerimiz olunca, sabredince daha güzel oluyor. Taşları yerine oturtarak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Ve Müzik On Air kanalını takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Melis Fiz bizlerle birlikteydi. Müthiş bir programdı. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Yine şöyle güzel bir parçayla kapanış yapalım. Senin ne iste, hangi şarkı istiyorsan onu söyleyebilirsin sen de. Tamam. Görüşürüz. Yok 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 ama yok 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 yok.